Kral İsa'nın müjdesi, Elçi Matta'nın müjdesi. Sevgili dostlarım, Elçi Matta'nın müjdesiyle ilgili programımızı dağdaki vaazı inceleyerek devam ediyoruz. Nasıra kentinin, Nasıra köyünün avrasında imanlının etkisi ve etkisinin sonuçları, yani imanlının tanıklığı. İsa Mesih, siz dünyanın ışığısınız ve siz dünyanın tuzusunuz dedi. Nasıra şehri dağlıktır. Burada Melek Cebrail, Bakire Meryem'e gelip İsa Mesih'in doğumunun haberini verdi. Rab İsa, Nasıra'da büyüdü. Hep orada yaşadı. Burada, Nasıra'nın havrasında İsa, Rabbin ruhu benim üzerimdedir. Çünkü o beni müjdeyi yoksullara iletmek için mesetti deyip ekledi. Körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için. Bugün dünyanın ışığı üzerinde duracağız. İsa dünyanın ışığıdır. İmanlılar da dünyanın ışığıdır. Birazdan tekrar sizinle beraber olacağız. Matta 5:13-16. Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse ona tekrar nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp insanların ayakları altında çiğnenmekten başka bir işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepenin üzerine kurulan kent gizlenemez. İnsanlar da kandil yakıp tahıl ölçü altına koymazlar. Tersine kandilliğe koyarlar. Oradan da evdekilerin hepsine ışık verir. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerde olan babanızı yücelsinler. Siz dünyanın ışığısınız ve dünyanın tuzusunuz. Kral İsa'nın müjdesi, Elçi Matta'nın müjdesi. Sevgili dostlar, Matta'nın müjdesi hakkında çalışmamıza Nasıra kentinin Nasıra köyünde devam edeceğiz. İsa'nın dağdaki vaazında öğrencileriyle beraber yanında duran kalabalığa söylediği özdeyişini inceleyeceğiz. Siz dünyanın ışığısınız. Siz dünyanın tuzusunuz. İsa, yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse ona tekrar nasıl tuz tadı verilebilir dedi. Tuz, görünen bir maddedir. Tuz, çok değerli ve çok önemlidir. Tuzun saflığı ve netliği bilinir. Tuzun bozulmayı engellediği ve koruduğu da bilinir. Çeşitli alanlarda kullanılır. Yunan ve Roma döneminde tanrılara tuz sunulurdu. Ama yeni ahitte İsa kendisine iman edenlere siz dünyanın ışığısınız dedi. Ne demek istedi acaba? Tuz gördüğünüz gibi beyaz olduğu için saflığın simgesidir. Özet olarak saflığın ve temizliğin modelidir. Kutsal kitapta dünyanın kirliliğinden korunun der. Tuzun birçok kullanılma alanı var. Örneğin, taze gıdayı bozulmaktan koruyor. Bozulma ve kötülüğün hayatımıza ulaşmasını engelliyor. Bu şekilde dünyayı bozulmadan koruyabiliyoruz. Tuzun bir niteliği gıdayı korumasıdır. Birçok ülkede eti tuzlayıp pastırma olarak yerler. Buzdolabı olmadan önce etle balığı tuzlayıp saklıyorlardı. Tuz gıdayı nasıl koruyorsa, inançlılar da dünyayı böyle bozulmadan koruyorlar. Bu şekilde tüm dünyaya bereket kaynağı oluyorlar. Tuzun en büyük niteliği yemeklerimize tat katmasıdır. Tuz konulmamış bir yemeği yerken biz doğullar özellikle asla beğenmeyiz. Ancak tuzu kattıktan sonra yemeğin tadını alıp keyfini çıkartırız. Tuzun kullanımı hayatın çekici ve lezzetli olmasını sağlar. İsa, ama tuz tadını yitirirse ona tekrar nasıl tuz tadı verilebilir?
kendini doğru bir Hristiyanmış gibi gösteren ama hayatı o tadı veremeyen bir kişiden daha beter bir şey yoktur. Böyle birinin hayata etki ya da sonucu yoktur. Hayatı İsa'yı yansıtmıyor. İmanı görünmüyor. Ama tuz tadını yitirirse ona tekrar nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp insanların ayakları altında çiğnenmekten başka bir şeye yaramaz. Tuzun belli bir kullanma alanı ve belli bir tadı olmalı ki hayatımıza tat katsın. Koruma ve bozulmayı engelleme niteliği de bulunmalı. Böylece etkili olur. Sevgili dostlar, koruma etkimiz yoksa hayatımız ürünsüz ve anlamsız olur. Ürünsüz bir yaşam sürdürmek çok zordur. Dünyanın inançlılara ihtiyacı var. İnançlı, etkili ve etkin olma faaliyetini sürdürüp İsa'yı hayatı aracılığıyla yansıtmalıdır. Sevgili dostlar, tuz yemeğin içine girip kaybolduğu gibi biz de dünyaya ait olmadığımız halde dünyaya girip tam bir bereket olmalıyız. Tuz yemeğe nasıl güzel bir tat katıyorsa, inançlı da etrafına tat verip bereket kaynağı olmalı. İnançlıların varlığı hem korunma hem bereket kaynağıdır. Dünyada etkin ve etkililer. Sen kelimenin tam anlamıyla gerçek tuz musun? Birazdan siz dünyanın ışığısınız konusuyla Nasra köyünün başka bir yerinde tekrar birlikte olacağız. Sevgili dostlar, bizden sakın ayrılmayın. Kalbinizi İsa'ya açın. Sizler için dua ediyorum. Adamlarının görüşleri. Dağdaki vaazında ise dünyanın ışığı sizsiniz. Yani dünyaya tat veren sizsiniz. İnanılar dünyaya tat verir. Tuz gıdanın bozulmasını engeller. İnanlıları dünyanın bozulmasından korur. İsa, dünyanın ışığı sizsiniz. İnanılar günahlarından dolayı karanlık içinde olan kötü ve bozulmuş bir kuşak ortasında parlar. Bu davranış şekli görenlerde özenti uyandırır. İnanlılar ışıktır. Çünkü Tanrı'nın görkemini yansıtıyoruz. Kral İsa'nın müjdesi, Elçi Matta'nın müjdesi. Sevgili dostlar, sizinle İsa'nın, siz dünyanın ışığısınız. Siz dünyanın tuzusunuz özdeyişlerini incelemek için tekrar Nasra kentinin Nasra köyünün havrasındayım. Bulunduğum yer Nasra havrasıdır. İsa'nın zamanında havra yaşamsal sistemin merkeziydi. Hayatları, önemli olayları burada gerçekleşiyordu. Yahudiler kurban sunmak için ve bayramları kutlamak için Yeruşalim'deki tapınağa giderdi. Ama Yahudiler hayatı havrada yaşardı. Birçok törenleri ve ibadet şekilleri vardır. En çok Tevrat'ı, yani Eski Ahit'i okuyorlar, dua ediyorlar. Cemaatten biri okunan Tanrı'nın sözüyle ilgili açıklama yapar, vaaz verir. Sonra grup tartışmasına zaman ayrılır. Gördüğünüz gibi havranın oturma bölümü daire şeklinde ayarlandı. İsa dedi, "Siz dünyanın ışığısınız." Sonra ekledi, "Sizin ışığınız İnsanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerde olan babanızı yücelsinler." İsa öğrencilere, "Dünyanın ışığı sizsiniz." Bu cümle, İsa tarafından öğrencilerine söylenen büyük bir iltifattır. Çünkü Rab,
yaratılış başlangıcında ışık olsun dedi ve ışık oldu. Sonra İsa Mesih, dünyada bulunduğum sürece ben dünyanın ışığıyım dedi. İnanılar İsa'nın ışığını yansıtırlar. Ay, güneşin ışığını nasıl yansıyorsa biz inanlılar aynı şekilde İsa'nın ışığını yansıtıyoruz. Her imanlı, adalet güneşi olan İsa Mesih'ten ışığını alıp diğer insanların üzerine bu ışığı yansıtması lazım. İnanlı, tuz olması gerekiyorsa dünyayı bereketiyle etkilemesi gerekir. Aynı zamanda iyi bir yaşam, iyi bir tanıklık simgeleyen ışık olur. İyi bir tanıklık, insanların gökteki babamızı yüceltmelerine sebep olur. Hristiyan olmak, İsa'dan ışık alıp yansıtmaktır. Etrafımızdaki karanlık dünyaya Mesih'in ışığını yansıtmak üzere aydınlık olmalıyız. Işığın belli özellikleri vardır. Işık, cisimlerin ortaya çıkmasını sağlar. Elimde tuttuğum lamba, İsa'nın dönemine ait 2000 senelik bir lambadır. Bu lamba, bu yere yakın bir kazıda bulunmuştu. İnsanlar yağ ve ip koyup bu ipi yakıyorlardı. Böyle bir lamba ortalama 2 saat yanardı. Genellikle insanlar bir yağ şişesini yanında taşırlardı. Lamba sönmeden tekrar yağ dökerlerdi. Böylece gece boyunca aydınlık olurmuş. İsa, siz dünyanın ışığısınız ve de ben dünyanın ışığıyım. Işık, dünyayı aydınlatıyor. Güzel şeyler ortaya çıkar. İnsanlara yol gösterir. İnsanlar ışığı görür. Lambalar, insanlar görsün ve karanlıkta yürüyebilsinler diye yakılır. Eskiden bu ülkede bir ışığı yeniden yakmak kolay olmadığı için lambalarını sönmeden önce tekrar yağ doldurmak amacıyla halk yanında yağ taşırdı. Bu ışık herkesi aydınlatır. Yani davranışlarımız, niyetlerimiz, tavırlarımız, tutumlarımız başkalarını aydınlatır. Bundan dolayı elçi Pavlus, ışık oğulları gibi yaşayın. Önce karanlık idiniz, şimdi ise İsa Mesih aracılığıyla ışıksınız. Her inanlı bu dünya için ışık olmalı. Sevgili dostlar, ışığın başka bir kullanışı yön göstermektir. Rehberlik etmektir. Gemiler tehlikeli kayalardan uzak dursun diye ışık kullanır. Sokaklarda da ışık kullanılır. Dağında vaazı verirken İsa, tepede kurulan şehir saklanamaz. Bunu söylediği yere yakın yüksek bir dağın tepesinde kurulu Safa şehri bulunur. Burası her taraftan görülür. Başka bir deyişle, ışığı saklayamazsın. İnsanların önünde parlasın. Yol gösteren, rehberlik yapan ışıktır. İsa dedi, ben dünyanın ışığıyım. Ardımdan gelen karanlıkta yürümez. Sonuç olarak İsa'nın ışığını görmeden sıfır karanlıkta kayboluruz. İsa'ya inanıp onu kabul ettiğimizde yolumuzu aydınlatır. O yoldur ve kaybolmaya karşı ışığımızdır. O sahtekarlığa karşı gerçektir. İsa dünyanın ışığıdır. Onu izleyenlerden kendi ışığını, görkemini ve varlığını yansıtmak üzere dünyanın ışığı olmalarını ister. Karanlıkta kaybolmamaları için bir fenerdir. Işık güçlüdür. Bütün dünyanın karanlığı ışığa karşı direnemez. Onu etkileyemez. Karanlık bir odaya girip lambayı yaktığınızda bütün oda aydınlık olur. Karanlık kaybolur. Dünyanın bütün karanlığı bu ışığı söndüremez. Yaşam ondaydı. Ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir. Sevgili dostlar, ışık güçlüdür. Her şeyden güçlüdür. İsa dedi, ben dünyanın ışığıyım. Bu ışığı izle. İsa dedi, ben dünyanın ışığıyım. Bu ışığa inan. Doğru yere gitmek için ışığı görmelisin. Sevgili dostlar, Rab İsa bizi uyardı. Yargı şudur.
Dünyaya ışık geldi. Ama insanlar ışığın yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Biliyor musunuz? Bizi kör eden, karanlığa sürükleyen şeytan cahil bir hayata yöneltir. Kutsal kitap, Tanrı'nın görüntüsü olan Mesih'in yüceliğini bildiren müjdenin ışığı, imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir. Ama İsa'nın ışığını tanıyan inanlılar için karanlıktan ışık parlayacak diyen Tanrı, İsa Mesih'in yüzünde parlayan, kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı. İsa, Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı ve O'nun varlığının öz görünümüdür. Sizler için dua ediyorum. Bizden ayrılmayın. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepenin üzerine kurulan kent gizlenemez. İnsanlar da kandil yakıp tahıl ölçeği altına koymazlar. Tersine kandilliğe koyarlar. Oradan da evdekilerin hepsine ışık verir. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerde olan babanızı yücelsinler. Şimdi ağlayanlara ne mutlu, siz güleceksiniz. İnsanlar benden ötürü sizden nefret edip size hakaret ettiği zaman ne mutlu size. Bunlar olunca sevinin, sevinçle coşun. Cennetteki ödülünüz büyük olacaktır. Onların ataları da peygamberlere aynı şeyi yaptılar. On altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi. İşte hepsi bu kadar. Ne demek hepsi bu kadar? Vay halinize şimdi zengin olanlar. Rahatınız bir gün sona erecek. Zengin. Zengin olmak istemiyor. Aklından sonra olmalı. Vay şimdi gülenlerin haline. Sonra yas tutup ağlayacaksınız. Ey sizler, öldüğünüz zaman vay halinize. Atalarınız da eskiden peygamberlere öyle yaptılar. Sizlere şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza vuran olursa, öbür yanağınızı çevirin. Kapanış konuşması. İsa dedi, ben dünyanın ışığıyım. Sonra İsa dedi, siz dünyanın ışığısınız. Söylediklerini yaptıklarıyla doğrulaması İsa'nın en iyi özelliklerinden bir tanesidir. O, ben dünyanın ışığıyım dediğinde körlerin gözlerini açtı. Hem gözleri hem de ruhun gözlerini açtı. O her şeye gücü yetendir. Karanlıkta kaybolmuş dolaşıyor musun? İç karamsarlık, karma karışık bir hayatın mı var? Karanlık ve bilgisizlikten dolayı acı çekiyor musun? İzin ver. İsa hayatına girsin. İzin ver, yolunu, yüreğini aydınlatsın. Karanlık ve örtülmüş günahları açığa çıkartan bu müthiş ışığı dene. Bu ışık seni sonsuz hayata götürür. İsa'ya gelecek misin? Onu kabul edecek misin? Sevgili dostlar, sizden haber almaktan mutluluk duyacağız. Sizden haber alana kadar esen kalın. Rab sizi bereketlesin. Programımızın bir sonraki bölümünde İsa ve yasa hakkında konuşacağız. Kral İsa'nın müjdesi, Elçi Matta'nın müjdesi. Bugün bizimle Yaşamın Işığı isimli programımızda beraber olduğunuz için çok mutluyuz. Bugün bizimle olduğunuz için çok mutlu olduk. Lütfen bize yazın. E-mail, mektup ve mesajlarınızda bu programın adını vermeyi unutmayın.
Şimdi duyacağın sözler gerçektir. Bu sözler yaşamını değiştirecektir. Tabii izin verirsen. Çünkü bunlar Tanrı'nın ta yüreğinden geliyor. O seni seviyor. O tüm yaşamın boyunca aramakta olduğun babandır. Bu onun sana yazmış olduğu sevgi mektubudur. Çocuğum, sen beni tanımazken ben seni tanıyordum. Ben senin ne zaman oturup kalktığını biliyorum. Senin bütün yollarını biliyorum. Başındaki saçları bile tek tek saydım. Çünkü seni kendi suretimde yarattım. Benim içimde yaşıyorsun, hareket ediyorsun ve bendesin. Sen benim soyundamsın. Ana rahmine düşmeden önce seni bildim. Yaratılıştan evvel seni seçtim ve seni planladım. Sen bir hata, bir tesadüf değilsin. Bilmelisin ki bütün günlerin kitabımda yazılıdır. Doğum saatini ve yaşayacağın yerleri ben saptadım. Seni müthiş ve harika yarattım. Seni ana rahmindeyken ben şekillendirdim. Ve doğduğun gün ben seni ana rahminden çıkardım. Beni tanımayanlarca yanlış temsil edildim. Ben senden uzaklarda öfke dolu değilim. Ben sevginin tek yorumuyum. Ve benim arzum bu sevgiyle seni mesletmektir. Çünkü sen benim çocuğumsun ve ben senin babanım. Sana armağanlarım dünyadaki babanın verebileceklerinden kesinlikle çok daha fazladır. Çünkü ben her an kamil olan bir babayım. Aldığın her nimet benim elimden sana gelmekte. Çünkü ben sana sahip çıkanım ve tüm karşılaştığın zorluklarda sana doğru yönelirim. İhtiyaçlarını biliyorum. Senin geleceğin hakkındaki planlarım ümit dolu. Çünkü seni ebedi bir sevgiyle seviyorum. Denizdeki kum tanelerinin sayısından fazladır seni düşünüşüm. Ezgiler söyleyerek seninle coşarım. Hiçbir zaman sana iyilik etmekten vazgeçmeyeceğim. Sen benim değerli gözdemsin, hazinemsin. Seni güçlendirmek benim yüreğim ve ruhumdaki en büyük arzu. Sana bilmediğin büyük ve erişilmez şeyleri göstermek istiyorum. Bütün yüreğinle ve bütün canınla aradığında beni bulacaksın. Benden zevk aldığında sana yüreğindeki tüm istekleri vereceğim. Bu istekleri senin yüreğine koyan da benim. Dilediklerinden, düşündüklerinden daha fazlasını yapacak kudretteyim. Seni sonsuz bir şekilde yüreklendiren benim. Her türlü sıkıntıda da seni teselli eden bir babayım. Kalbin kırıldığında sana en yakın olan benim. Çoban kuzuyu kucağında nasıl taşırsa, işte ben de seni öylesine bağrımda taşıyorum. Günün birinde bütün gözyaşlarını sileceğim ve bu dünyada seni üzen tüm acıları ortadan kaldıracağım, yok edeceğim. Ben senin babanım ve seni oğlum İsa gibi seviyorum. Çünkü sana olan sevgimi İsa aracılığıyla sana açıkladım. İsa benim öz varlığımın görüntüsüdür. Ve onun aracılığıyla sana senden yana olduğumu, sana karşı olmadığımı kanıtlıyorum. Sana suçlarını saymayacağımı anlatıyorum. Sen ve ben barışabilelim diye İsa Mesih öldü. Onun ölümü sana duyduğum sevginin en yüksek doruk noktasıdır. Senin sevgini kazanabilmek için benim için en değerli şeylerden vazgeçmeyi esirgemedim. Oğlumun sana sunduğu armağanı kabul edersen, beni kabul etmiş sayılırsın ve hiçbir şey bizi birbirimizden ayıramaz. Sen sadece geri eve dön ve senin için cennette eşi görülmemiş bir şölen çekeceğim. Ben hep babaydım ve hep baba kalacağım. Şimdi sana soruyorum. Benim çocuğum olmak istiyor musun? Ben kucağımı açtım ve seni bekliyorum.
Sevgilerimle, baban Yüce Tanrı.